Ekleli izleyicilerimiz saatler 14 mi 16 30'a yaklaşıyor. Şu anda evet gördüğünüz gibi pazar meydanı maşallah. Bugün hafta değil, bir şey değil ama herhalde bu seçim rüzgarları da var. Hava da biraz güzel. Hava da güzel olduğu için bu arada tabii ki meydandan ücretsiz Wi-Fi hizmetinden yararlanıyorum. Böyle sizler de arzu ederseniz belediyenin bu ücretsiz hizmetinden yararlanabilirsiniz. Şu anda dediğimiz gibi yapmış olduğum canlı yayını belediyenin hizmetinden yararlanarak yapıyoruz. Vatandaşlar toplanmışlar. Bugün hafta olmamasına rağmen bir hayli de böyle hava da güzel, bir hayli de insanlar var. Evet, bunu sizlerle paylaşıyoruz. Ve böylece birkaç bakalım nelere rastlayacağız. Evet, evet, evet. Bu benim. Şimdi hayırlı günler. Şu anda canlı yayındayız. Pazar Belediyesi'nin bir dakika, Pazar Belediyesi'nin vermiş olduğu hizmetten yararlanıyorum. Ücretsiz internet hizmeti var, süresiz. Siz bu hizmeti duydunuz mu? Hayır. Duymadınız. Tabii biz yayın yapıyoruz. Fakat şu anda gördüğünüz gibi ben yayına girdim. Sizler de isterseniz öncelikle bir kez daha vurayım. Tabii ben Pazar Belediyesi'ne söyledim. Şuraya yazmaları lazım. Yani nasıl girilir diye şu gördüğünüz alana ücretsiz nasıl girilir diye yazılması lazım. Vatandaş bu işi bilenler az çok beceriyor ama bilemeyenler nasıl yazıyor? Ben bir kez daha gösteriyorum. İster bu hizmeti verirler ister vermezler ama gördüğünüz gibi ellerinde telefonlar var. Hiçbiri doğru dürüst giremiyoruz diyorlar ama ben girdim. Şuraya eğer bir zahmet olmazsa nasıl girileceğini yazarsalar vatandaşlar daha güzel bir şekilde burada şarj var, şarj edebiliyorsunuz ve buradan şarj yapabiliyorsunuz. Evet, şimdi ben bir kez söylüyorum size nasıl girdim ben. Elinizdeki telefondan oradan ilk etapta Wi-Fi var ya, hani dediğimiz gibi internet adresleri var. Orada Pazar Belediyesi çıkacak. Oraya bulun şey mesela Ağlar. Pazar Belediyesi çıkacak bir. İkincisi oraya tıklayacaksınız. Tıkladıktan sonra size normal bir telefon numaranızı isteyecek sizden. Geldi mi telefon numaranız? Telefon numaranız gelecek. Oraya yazacaksınız. Benimki 530 138 26 53. Oraya yazacaksınız. Buraya bildirmiş oluyorsunuz. Oradan bakacaksınız dediğimiz gibi. Ha şimdi bekleyin, bak geldi bak. Şimdi oradan şu an geldi. Bakın yeni kaydediciye basın. Yeni kayda bas. Altta yeni kayda bas. Hah bas. Bekle. Telefonunu gir. 0 yok. Sıfırsız gir. Sıfırsız gir. Sıfırsız girin. Sonra oradan bir şifre kendiniz büyük harf olacak, küçük harf olacak. Yani büyük ve küçük harf olması gerekiyor. En az 6 haneyi geçecek. Sen yazacaksın. Kendin unutmayacaksın. Kendin belirleyeceksin ama bir büyük harfi, bir küçük harfi olacak içinde. Orada yazıyor. Büyük harf, küçük harf olacak. 6'dan büyük. 7-8 harf olabilir. Yani rakam fark etmez oradan. Ve onu kendiniz bileceksiniz. O bağlayacak. Ondan sonra konuşuruz. Ben biraz dolaşayım, siz bir uğraşın. Şöyle dediğimizi bakın, ellerinde giriyorlar şu anda. Evet gençler, siz bu sistemi girdiniz mi? Ücretsiz. Mesela oturduğunuz zaman bundan yararlanabilirsiniz. Değil mi? Oradan ben mesela geldim şu anda, canlı yayına girdim. Elinizdeki telefonla hemen ücretsiz böyle, hatta öğrenciysen koyun böyle masayı. Burada internette yanınızda çalışın yani. Ben burada masayı buraya koyup buradan yayın yapmayı düşünüyorum yani. Şu anda canlı yayındayız. Evet, gördüğünüz gibi ellerinde telefonlar. Tabii ki girmeye çalışıyorlar. Evet, gördüğünüz gibi saatlerimiz 4.30'da geçti ama insanlar burada kimi tabii ki iftarı bekliyorlar.
hava da güzel ve seçim atmosferi de tabii ki var. Evet, yarın bir aksilik olmazsa Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı adayı Web TV'de Neşet Çakır saat 14 itibariyle Web TV'den beyanatlar verecek. Bir kez daha söyleyeyim, bir aksilik olmazsa, çünkü siyaset işi bu işler. Saat 14 itibariyle yarın Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı adayı Neşet Çakır canlı yayın konuğu olacak. Yine Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkanı adayı Bora Haberal'da bir aksilik olmazsa ben de geleceğim dedi. Saatini belirtecek. Eğer tabii ki saati söylenecek. Şu anda saatini söylemedikleri için Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkanı adayı Bora Haberal'da Web TV'den bir takım açıklamalarda bulunacak. Bu şekilde yine aldığımız bilgiler doğrusunda Cuma günü Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir mitingi olduğunu söylediler. Henüz de resmi bir açıklama gelmedi ama çekilen kura da Cuma günü, bir kez daha söylüyorum, Cuma günü saat 2 itibarıyla burada meydanda bir mitingi olacakmış. Kura da Perşembe günü AK Parti'ye çıkmış. Yapılıp yapılmadığı henüz kesin bir bilgi alamadık. Yine Cumartesi günü yeniden Refah Partisi'nin, yeniden Refah Partisi'nin günüymüş Cumartesi günü. Yapıp yapmadığı sonradan belirlenecek. Yine az önce İyi Parti teşkilatından birine rastladık. Onlar da yarın belli olacağını söylediler. Yani biliyorsunuz artık son günler, 31 Mart'a çok az gün kaldı. Evet, bu kurallar daha önceden çekilmiş ve isterseler partiler mitinglerini yapabilecekler. Buradan bir kez daha söylüyorum. İyi Parti ve yeniden Refah Partisi'nde herhangi bir resmi bir açıklama gelmedi. Resmi açıklama geldiği zaman sizlere ulaştıracağız. Evet, AK Parti'nin Perşembe günü olup olmayacağı da belli olacak. Resmi bir açıklama yok. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nden yetkili organlar Cuma günü saat 14'te burada miting yapacaklarını söylediler. Herhangi bir aksilik olmazsa, bilemiyoruz. Biz de ne dediyse onları veriyoruz. Evet, meydandaki ilginç görüntüleri de bir kez daha vurgulayayım. Nasıl bir toplum olduğumuzu görelim. Şu gördüğünüz yerde 1, 2, evet gördüğünüz gibi 3, 4 adet. Şu gördüğünüz yerde 1, 2, 3, 4 adet oturak vardı. Maalesef bu 4 adet oturaklar, evet, pazarda burada evet gününü geçiren işte vicdansızlar tarafından diyelim, vicdansız diyoruz, kırıldı. Yani bu nasıl insanlıktır, bu nasıl anlayıştır, bilemiyorum. Gördüğünüz gibi burada bilenler bilir. Hatta paralar, yüksek paralar vererek ışıklandırma sistemiyle Pazar Belediyesi yazıyordu burada. Ve gördüğünüz gibi şu anda maalesef şu anda bu oturaklar dediğimiz gibi maalesef kırıldı. Ve kırılınca da belediye tarafından kaldırıldı. Sanırım herhalde tamir olacak. Ama lafım şuna ki yazık, günah. Yani bir milli servet, gördüğünüz gibi şu anda bir tanesi burada duruyor. O da yani kırılmış yapılmış, kırılmış yapılmış. Bir tanesi burada duruyor. Gördüğünüz gibi yazılar mazılar vardı. Bu da kırılmış demek ki. Belediye galiba başa çıkamadı buradan. Yine bakın yazısı kalmış. Kendisi kırmışlar. Tahtaya dönüştürmüşler. Yine bakın hemen ileride görüyorsunuz. Yine yazıları gitmiş. Yani kırılmış. Senet yayını kesildi. Neden kesildi? Çünkü belediyenin yapmış olduğu hizmetten yararlanalım dedik. Biraz uzaklaştık. Evet, bu Wi-Fi hizmeti de sınırlı bir bölgede alıyor. Tekrar ediyorum, az önce biraz Wi-Fi merkezinden uzaklaştık. İnternetimiz kesildi. O zaman şuradan yayını hemen verelim. Gördüğünüz gibi bu oturaklar hepsi ışıklı ve son sistem yapılmıştı. Ama hepsi kırıldı. Yani bu insanlık mıdır, onu da bilemiyorum. Vatandaş burada güzel güzel oturuyor. Bakın ne güzel insanlar geliyor, oturuyor. Şu karşıda gördüğünüz
Bakın iki tane oradan eksik. İki tane oradan kırdılar. Dört tane de buradan kırdılar. Altı tane de buradan şu anda kırılmış. Diğerleri de gördüğünüz gibi yani tamamen tahtadan yapılmış. Evet, vatandaşlar oturuyorlar. Bir şey söylemek ister misiniz siz? Bakın yani belediye tarafından yapılan şu ışıklı son sistem oturakları maalesef gördüğünüz gibi hep kırdılar. Şurada bakın 1, 2, 3, 4 üst tarafı sağlam, alt tarafı kırmışlar. Hepsi kırıldı. Yani ne düşünüyorsunuz? Bir şey söyler misiniz? Şu anda biz yayın yapıyoruz da yani yazık değil mi? Günah değil mi? Yani, yazık tabii ki. Yani şuraya bakın ya. Gelip oturuyor, insanlar oturuyor. Şimdi bakın şuradaki bakın hepsini kaldırdılar. Şimdi burada ne güzel oturacak olacaktı. Bu insanlar buraya oturacaktı. Yani ben anlamıyorum arkadaş ya. Yazık günah ya. Neresi mi yani? Bu tamamen bizle ilgili. Yani açık söylüyorum benle ilgili. Ben şimdi geliyorum buraya dinlenmek için. Şurada oturuyorum. Bakın şurada gördünüz. Bakın siz de görüyorsunuz. Görüyor musunuz? Kabloları kalmış. Bakın karşıya bakın. Kabloları kalmış. Şimdi hizmeti bıraktım. Ya bir insan olarak kendimizi sorgulayalım ya. Ya iyi ki bu hizmet öyle veya böyle verilmiş. Yazık değil mi? Günah değil mi ya? Söylenecek bir şey yok. Zaten hizmeti zor buluyoruz. Kolay da bulamıyoruz. Bu hizmetleri zor buluyoruz. Ama dediğimiz gibi şu hali görüyor musunuz? Yazıktır, günahtır. Gördüğünüz gibi bakın burada oturaklar olsaydı insanlar oturacaktı. Evet, dediğimiz gibi yani ne söylesem boş. Bazı şeyler insanların içinde olmalı diye düşünüyorum. Evet, gördüğünüz gibi insanlar yavaş yavaş da artık evet, iftar yaklaşıyor. İftara doğru yavaş yavaş burayı da terk etmeye başladılar. Dediğimiz gibi pazardan görüntüleri sizlere vermeye çalışıyoruz. Çünkü pazar sevdaları merak edenler varsa bizleri lütfi.kobal Facebook adresinden takip edebilirler. Ya da dediğimiz gibi gundempazar.net gundempazar.net internet sitemizden takip edebilirler. Yarın bir aksilik olmazsa dediğimiz gibi Web TV'de canlı yayında evet, belediye başkan adaylarından bazılarını çıkartmaya çalışacağız. Duygu düşüncelerini de aktarsınlar. Bir aksilik olmazsa yarın saat 2'de CHP belediye başkanı adayı Neşet Çakır çıkacak. Belki daha ondan önce bilemem. Saat olarak Bora Haberal Milliyet Hareketli Partisi belediye başkanı adayı Bora Haberal'la da kısa röportajlarımız olacak. Diğer partilerde dediğimiz gibi söyledik. Gelmek isteyen tabii ki gelebilir. Aynı zamanda burada miting olacak, bir kez daha vurguluyorum. Mitinglerde evet cuma günü kesinleşen bir miting. CHP'nin mitingi saat 2'de miting yapacağız dediler. Bir aksilik olmazsa. Diğerlerinde herhangi bir kesinlik yok. Dediğimiz gibi kesin olarak duymadık. Evet, yeniden Refah Partisi'nin günü cumartesiymiş. Evet, AK Parti'nin günü perşembeymiş. Yine İYİ Parti yine dediğimiz gibi yarın belli olacak dedi. Evet, buradan yapmış olduğumuz yayın burada sona eriyor. gundempazar.com'u takip edin diyoruz. Ve buradan duyarlı vatandaşlara da çağrıda buluyoruz. Lütfen çevremizi de koruyalım. Oturacak yerlerimizi lütfen muhafaza edelim. Yazıktır, nedir bu ya? Bak insanlar geliyor düzgün oturuyorlar dediğimiz gibi. Ve işte şu anda gördüğünüz gibi oturaklar tamamen kırılmış. Yazık, günah. Pazarda zaten oturulacak bir meydan var. Onu da yiyip bitiriyorlar da olsun bitsin. Evet, şimdilik buradaki yayınımız buradan sona eriyor. Hayırlı evet iftarlar diyoruz. Hayırlı Ramazanlar diyoruz. Evet, lütfi.kobal canlı yayın Facebook adresimiz. lütfi.kobal canlı yayınları takip edin. Maçları, gelişmeleri oradan veriyoruz. Lütfen yayınlara paylaşın. Bizlere güç verin. Geldik, pazardayız. Pazardaki olayları sizlere aktarmaya çalışacağız. Pazar hasreti çekenlere evet, buradan